Arap İzzet Holopaşa 1852'de Şam'da doğdu. Kanında Araplıktan Kürtlüğe, Çerkezlikten Türklüğe kadar imparatorluğun hemen her unsurunun genleri vardı. Videolarımın devamı için kanalıma destekleriniz gerekiyor. Bu yüzden şimdiden abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Küçük yaşlardan beri çok iyi bir tahsil görmüş, 1890'larda Suriye'deki Ermeni jurnalleri sonucu göze girmiş, vezirliğe kadar yükselmişti. Böylelikle padişah üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Abdülhamit Han tarafından saraya alındıktan sonra zamanla hükümdarın en güvendiği adamlardan oldu. Padişahın dış dünya ile temaslarının sağlanması, memlekette olup bitenler hakkında haberdar edilmesi ve devlet birimleri arasında koordinasyon gibi işlerin yanı sıra hükümdarın gizli temaslarını senelerce Arap İzzet Paşa yürüttü. Arap İzzet Paşa bu yönüyle Abdülhamit Han'ın hafiye teşkilatında önemli bir yere sahipti. Hatta posta ve jurnaller önce İzzet Paşa'ya iletilirdi ve ondan sonra padişaha arz edilirdi. Gerek sarayda gerek devlet yönetiminde kazandığı büyük yetkinlikten ve 2. Abdülhamit Han'ın en güvendiği adamlarından olduğundan padişahın bağış ve yabancı devletlerle olan ilişkilerinden de sorumluydu. Böylelikle kendine bir ömür yetecek servet edindi. Talebelere yardım etti. Yahu senin aldığın yardımlarla Osmanlı'da okumayan talebe kalmazdı İzzet Paşa. Bir çocuğa yardım et Allah aşkına, bir tanesine yahu. Paşam yapmayın Allah aşkına. Ya bırak İzzet Allah aşkına. 1900'ün ilk yıllarında 2. Abdülhamit iç ve dış birçok meseleyle meşgul olurken yaşadığı en büyük sıkıntı şüphesiz ki parasızlıktı. Osmanlı Devleti iç ve dış borçları yüzünden çok zor durumdaydı. Devlet, borçları kapatabilmek için Galata sarraflarından bile borç para alır duruma gelmişti. Bu borçlar çoğu zaman geri ödenemiyordu. Bunun yanında Sultan Abdülhamid'in çevresindeki güçlü adamlar ceplerini doldurmaktan da geri kalmıyorlardı. 1901'de Osmanlı Devleti onur kırıcı bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Sultan Abdülaziz devrinin sonlarında devlet, Lorando ve Tubina adalarında Fransız uyruklu iki bankerden borç almıştı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde kullanılan para, aradan geçen 25 yıl boyunca ödenmemiş, faizleriyle birlikte çok yüksek bir meblağa ulaşmıştı. Fransız sefiri Constans 1901'in Temmuz ayından itibaren bu borcu alabilmek için hükümeti sıkıştırırken, alacaklılar İstanbul'da mahkemeye başvurmuşlar ve davayı da kazanmışlardı. Yalnız hükümet, amcasının tahttan indirilmesinde kullanılan böyle bir borcun varlığından Sultan Abdülhamid'i haberdar etmekten korkmuş ve bunu padişaha duyurmamıştı. Ağustos ayına gelindiğinde ise Fransa hükümeti elçisi vasıtasıyla durumdan bizzat sarayı haberdar edince Abdülhamid'in meseleden haberi olmuştu. Sultan Abdülhamid sefir ile görüşmesinde borcun ödeneceğine dair teminat vermişti. Fransız sefir borcun ödenmesinden başka İstanbul rıhtımlarının işletme imtiyazını 35 milyon frank karşılığında elde etmelerine rağmen rıhtımın devir işlemlerinin yapılmamasında da şikayet etmişti. Ancak Sultan Abdülhamid'in ödenecek sözünü verdiği borcun karşılığı hazinede yoktu. Teşrifat Nazırı İbrahim Paşa 4 gün boyunca yaptığı incelemeler sonucunda bu durumu padişaha bildirmişti. Padişah utana sıkıla Fransız sefire hazinede borcumuza karşılık para yok deyince Fransız sefiri borcun karşılanması için bazı gelir tekliflerini iletmiş ancak bir netice elde edemeyince de siyasi ilişkilerin kesildiğini ve kendisinin de İstanbul'dan ayrılacağını bildirmişti. Sultan 2. Abdülhamit Han Hazretleri 26 Ağustos'ta Sirkeci Garı'ndan trene binişi sırasında Konstans'ı durdurmak için Teşrifat Nazırı İbrahim ile Ziraat Nazırı Selim Melhame Paşaları gara göndermiş ancak sefiri ikna etmeyi başaramamışlardı. Aradan 1,5 ay geçmiş, borç tahsil edilemeyince Fransa hükümeti 7 savaş gemisinden kurulu filosunu Midilli Adası'na yollamış ve 5 Kasım'da bu adanın gümrüğüne el koymuş. Borcunu böyle tahsil edeceğini Bağbali'ye bildirmişti. Fransızlar Midilli'yi boşaltmak için sadece borcun ödenmesinin de yetmeyeceğini, Osmanlı ülkesinde Fransız himayesinde bulunan okul, hastane, dini müesseseler için de yeni imtiyazlar talep etmiş, bunların resmen tanınmasını istemişti. Midilli Adası'nın işgal edildiğine haber alan 2. Abdülhamit Han, Fransa'nın tüm isteklerini kabul ettiğini açıklamış, Lorando'ya 340 bin ve Tubiniye'de 162 bin olmak üzere toplamda yarım milyon küsür paranın ödeneceğini,
Fransa'nın talep ettiği imtiyazları da vereceğini bildirmişti. Devletin adasının işgaline neden olan borç meselesinde Sultan Abdülhamid'in en yakınlarından olan Mabey'in ikinci katibi, Arap İzzet lakabıyla anılan İzzet Holo Paşa ile Ziraat Nazırı Selim Melhame Paşa'nın büyük menfaatler sağladığı ileri sürülmüştü. O dönemde Mabey'in başkatibi bulunan Tahsin Paşa, Abdülhamid ve Yıldız Hatıraları adlı kitabında Lorando işiyle sarayda İzzet Paşa'nın, dışarıda ise Selim Melhame Paşa'nın uğraştığını ve bu işten o zaman menfaatler sağladıklarının dillerde dolaşan bir gerçek olduğunu aktarmıştı. Arap İzzet, Sultan Abdülhamid'in borsa ve bankerlerle bütün münasebetlerini idare eden şahıstı. Onun 1897'deki Yunan Harbi'nin ilanını borsada bazı işlemlerden faydalanabilmek amacıyla ertelediğini ileri sürmüştü. Bu olaylardan birkaç sene sonra, yani sultanın tahttan indirilmesinden hemen sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ağustos'un ilk haftasında yabancı elçilerin yardımlarıyla yurt dışına kaçmayı başaran eski Ziraat, Maden ve Orman Nazırı Selim Melhame ve 2. Mabeyinci İzzet Paşa gibi görevlerinden azledilen diğer eski rejim paşalarının da aynı şekilde yurt dışına kaçışlarını önlemek için eski rejimde görev almış nazırların ve saray erkanının tutuklanması konusunu gündeme getirdi. Sabık hükümdar Abdülhamit Han'ın yakınlarının ve özellikle paşalarının hayatları tehlike altındaydı ve İzzet Paşa da Abdülhamit Han'ın birçok paşasının yaptığını yapıp Türkiye'yi terk etti. Önce Avrupa'ya gitti, oradan Mısır'a geçen Arap İzzet büyük bir servete sahip olduğu için hiç sıkıntı çekmedi. Her daim refah içerisinde yaşadı ve 1924 yılında Kahire'de yaşamını yitirdi. Ek bilgi olarak İzzet Paşa'nın değişik hanımlarından tam 17 çocuğu olmuş ama bunların 4'ünü kendi yaşamında kaybetmişti. Vefatından sonra geriye kalan çocukları imparatorluğun yıkılmasından sonra bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını aldılar. Hatta Paşa'nın büyük oğlu Mehmet Ali Bey 11 Haziran 1932'de bağımsız Suriye'nin ilk cumhurbaşkanı dahi olmuştur. Allah devletimizi ve milletimizi art niyetli yöneticilerden muhafaza eylesin.